Maun suresinin özet tefsirini birlikte işliyoruz. Genel açıklama: Maun, zekat vermek anlamına gelir. Veya bir şey geçici olarak faydalanma amaçlı birisine vermeye de denilir. İşte bu her iki şekilde de yardım etmeye maun denilir. Maun yardımdır. Nüzul sebebi hakkında çeşitli görüşler olsa da Suyuti'nin tespitine bakıyoruz. Suyuti'ye göre müminlere gösteriş olsun diye namaza duran ve müminlerden uzak kalınca da namazı terk eden münafıklar hakkında inmiştir. Sure cumhura göre, yani alimlerin çoğuna göre Mekke'de inmişken İbn Abbas ve Katade'ye göre Medine'de inmiştir. Önce kısaca manasına değinelim, sonra açıklayarak devam edeceğiz. İlk ayet başında bulunan elif, e, eraeytenin e'si, mi anlamına geliyor. Soru anlamı içerir. Sorudur. Raeyte, sen gördün. Ellezi, o kimseyi ki, yükezzi, bu yalanlıyor, bildiğimiz din. Fezalike ellezi yedü'ül yetim. Zalike, işte bu ellezi, öyle kimsedir ki, yedü'ü, itip kalkar, el yetim, yetimi. Diğer ayetimiz: La yuhuzzu, teşvik etmez, ala da'ami, doyurmaya, kimi, el miskin, miskine, miskin, ihtiyaç sahibi demek. Feveylül lil musallin, feveylün, yazıklar olsun, lil musallin, namaz kılanlara. Ellezine, o namaz kılanlar veya bu namaz kılanlar ki, hum, onlar, en salatihim, namazlarından sahun, gafildirler. Ellezine hum yuraun, ellezine hum, işte o namaz kılanlar, yuraun, gösteriş yaparlar. Ve daha ne yaparlar? Yemnaun el maun, yemnauna mani olurlar, el maun hayra, hayra da mani olurlar. Eraeytellezi, ilk ayetimizi biraz daha açıyoruz. Burada soru manası var dedik. Bil ki bu ifade her ne kadar şeklen bir istifham, İstifham soru demek, bir istifham cümlesi ise de, ancak ne var ki bu gibi ifadelerin maksadı alabildiğine bir taaccüp manası ifade etmektir. Yani yoğun bir şaşkınlık manası içermek için böyledir. Ve bu tıpkı senin "gördün mü falanca ne yapmış, kendisini neye düçar kılmış" demen gibidir. Sen de "gördün mü falanca ne yapmış" derken aslında soru kastetmezsin. Bir şaşkınlık ifade etmek için yine de soru manasını verirsin cümleye. Burası da o şekildedir diyor Fahrettin Razi Tefsiri Kebir Mefatuhu'l-Gayb adlı eserinde. Bir din dedik. Din nedir? Dinu, din, hu nedir? Dinul İslam'ı, İslam dinidir. Ve ile denildi ki İslam dini değil, başka bir şeydir. Nedir? Yevmul Cezai, ceza günüdür. Arapçada ceza, Türkçedeki gibi ceza manasında değildir. Karşılık anlamına gelir. Karşılık. Ve el hisab, yani yevmul hisab, hesap günüdür de denilmiştir. Nerede ama bunlar? Fil ahireti, ahirette. Ahirette kastedilmiştir. Burada erayete, sen gördün mü derken, sen derken kim kastedilmiştir? Tefsirler ne diyor? İrşad-ı Akli ve Selim adlı kitapta, yani tefsirde, Ebu Suud Efendi ne demiş? El hitabu, buradaki te ile hitap edilen kişi, li Rasulillah. Hitap Allah'ın Resulü içindir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve gıyle denildi ki peygamber için değil, li külli akilin, her akıl sahibi içindir bu demiştir. El mana, buradaki mana nedir? Hel arafte, sen bildin mi? Ellezi yükezzibu, o kimseyi ki yalanlıyor, bil cezayı, karşılık gününü. Ev veya da bil İslam'ı, İslam'ı yalanlıyor. İslam'ı veya karşılık gününü yalanlayan kişiyi bildin mi? O kimseleri bildin mi? Mana budur. Diyor Ebu Suud Efendi İrşad-ı Akli Selim adlı tefsirinde. Bu ayetin irabına da başlayalım. En baştaki elif, ten başlıyoruz. Elif. Elif, takrir ve tembih için gelmiş bir istifham elifidir. Sonuç olarak istifhamdır, soru manası içerir. Ra'ayte, sükun üzeri mebni, fiili mazidir. Mebnidir çünkü kendisine mutaharrik ref zamiri olan te bitişmiştir.
Bu zamir de muhatap zamiridir. Yani üçüncü şahıstır. Mahallen raftır, faildir ve fetha üzerine mebnidir. Peki ellezi hakkında ne diyeceğiz? Ellezi ismi mevsuldür, sükun üzerine mebnidir. Mef'ulü bih'tir, mahallen nasptır. Yükezzibu hakkında ne deriz? Kezzebe yükezzibu. Fe'ale yufe'ilü tef'il. Tef'il babındandır. Binası teksir içindir. Bakalım neler yazmışız. Zamme üzere merfu fiil muzaridir. Faili kendisinde gizlenmesi caiz olan hüve zamiridir. Fiildir. Fiilin zamiri hüvedir. Yükezzibu bir din cümlesinin cümle olarak İrab'tan mahalli yoktur. Çünkü sıla cümlesidir. İsim mevsulden sonra geldiği için. Bir din yükezzibu ile mutalliktir. Car mecrurdur. Tabii ki de mef'uldür. Fezalike'nin başında bulunan fe, gizli şartın cevabında vuku bulmuş fesahat fasıdır veya atıf harfidir. Fezalike ellezî yükezzibuya matuftur önceki ayettekine. Buradaki za nedir? İsmi işarettir. Sükün üzerine mebnidir. Mahallen raftır. Mübtedadır. Peşinden gelen lam neyin nesi? Bud içindir. Kaf neyin nesi? Kaf da hitap içindir. Ardından gelen ellezi ismi mevsuldür. Sükun üzerine mebnidir. Kendisinden sonra gelen fiil cümlesi onun sılasıdır. Yani yed'u'l yetim. Sılası olduğu için cümle olarak İrab'tan mahalli yoktur. Yed'u, da'a yed'u. Zamme üzere merfu fiili muzaridir. Faili kendisinde gizlenmesi caiz olan hüve zamiridir. El yetim de mef'ulü bih'tir, mensuptur, nasb alameti sonunda bulunan fethadır. Velâ yahuzzu'ya geldik. Burada miskin kelimesinin açıklamasını İbni Kesir tefsiri Kur'an-ı Azim'den aldık. Ne diyor? El fakir, ellezî öyle bir fakir ki o, la şeyun le, kendisi için hiçbir şey olmayan fakirdir. Miskinden kasıt. İrab ve la yuhuzzu vav ile yedu'uya atıftır. La yuhuzzu neymiş? Matufmuş. Vav atıf harfi. La yuhuzzu matuf. Matufun aleyhi nedir? Yedu'udur. Dolayısıyla onun irabı ile iraplanmıştır. La tekit için gelmiş nafiye lasıdır. Ala da'am miskin. Ala harfi cerdir. Da'am onun mecrurudur. Da'am ayrıca muzaftır. El miskin onun muzafın ileyhidir. Cer alameti da'amın esredir. Miskinin cer alameti ise nedir? Esredir. Buradaki ala harfi cerinin mutallakı nedir? Yedü'üdür. Pardon, yehuzzudur. Hemen sağındaki kelime. Tevellüller musallin. Burada Nesefi tefsirinden alıntı yapmışız. Ne kastedilmişti? El musallinden kasıt nedir? Bihazel munafikin. Munafıklardır ki la yusullunaha sirran. Gizli olarak namazlarını kılmazlar. Leennum çünkü onlar la ya'tekidune. İtikat etmezler. Vücubeha. O namazın gerekliliğine itikat etmemiştirler. Ve yusullunaha onu kılarlar alaniyeten. Aleni olarak kılarlar. Niye? Riyaen. Riya olsun diye. Nesefi tefsiri bu şekilde açıklamıştır musallin kelimesini. Peki fevveylünü, veylün kelimesini Şeyh Hasan Muhammed Mahluf Kelimatür Kur'an'da nasıl açıklanmıştır? Veylün azap demektir veya helak demektir veya cehennemdeki bir vadinin adıdır demiştir. Veylün zamme ile merfu mübtedadır. Başındaki fa fesahat içindir. Musallin car mecrur ve de haberdir. Cardır. Car harfi cer. Başındaki li el musallin de onun mecruru olmaktadır. Sıra geldi diğer ayetimize. Burada da açıklama var. Zemahşeri en salatim hakkında açıklama yapmıştır. Zemahşeri şöyle der. Eğer en salatihim tabiriyle fi salatihim tabiri arasındaki fark nedir diye sorarsanız şöyle bir cevap veririz.
An ile okunduğu zaman onlar terk ediciler olarak namazdan gafildirler demek olur. Yani namazı kılmayanlar anlamındadır der. Onlar namaza pek iltifat etmezler anlamındadır, önemsemezler. Bu münafıklar ve Müslümanlardan olan cüretkâr fasıkların namazıdır. Eğer an yerine fi olsaydı, fi salatihim olsaydı, mana nasıl olurdu? Namaz içerisinde şeytanın vesvesesiyle unuturlar. Veya nefsin konuşmasıyla, nefsin aldatmasıyla unuturlar. Mana böyle olurdu. Böyle bir unutkanlıktan hemen hemen hiçbir Müslüman paşasını kurtaramaz. Dolayısıyla burada kast edilen nedir? Namazı önemsemeyerek terk etmek anlamına gelmektedir. Nitekim Zemahşeri Keşhep'te böyle açıklamış. Celaleyn tefsirinde nasıl açıklanmıştır? Gafilûne yuekhirûneha. Gafildirler, onu terk ederler. An vaktiha, vaktinden sonraya ertelerler. Celaleyn de bu şekilde açıklamıştır. İzharul ibadet, izharul ibadeti, ibadetin izhar edilmesidir linnâsi, insanlar için diye de açıklayanlar olmuştur. Ellezine hum an salatihim sahun, irabı. Ellezine nedir? Fetha üzerine mebni, ismi mevsuldür. Mahallencerdir. Musallinin sıfatıdır çünkü. O yüzden mahallencerdir. Musallin cer halindeydi. O yüzden bu da cerdir. Kendisinden sonra gelen isim cümlesi onun sıla cümlesidir. Bu yüzden İrab'tan mahalli yoktur. İsim cümlesi. Hum an salatihim, hum nedir? Munfasıl merfu zamiridir. Mübtedadır. Ardından gelen an harfi cerdir. Salat nedir? Salat da an harfi cerinin mecrurudur. Salati. Salat da muzaftır. Hem de onun muzafın ileyhidir. Sahun hum zamirinin haberidir. Cem-i Zeker Salim olduğu için raf alameti vav'dır. Ellezine hum yuraun. Ellezine hum, evet, ellezine fetha üzerine mebni, ismi mevsul. İsmi mevsuldür. Mahallencerdir. Çünkü önceki ellezine'den bedeldir. Bir ellezi kendinden önceki ellezine'den bedel olmuştur. Hum zamiri nedir? Hum yuraun isim cümlesidir. İsim mevsulün sıra cümlesi olduğu için İrab'da mahalli yoktur. İsim mevsul hangisi? Ellezine. Bu yüzden hum yuraun isim cümlesi olarak, cümle olarak İrab'dan mahalli yoktur. Hum munfasıl ref zamiridir. Mahallen raftır, mübtedadır. Yuraun fiil muzaridir. Nun'un varlığı ile merfudur. Nun oradaysa merfu olur. Vav faildir, mahallen raftır. Yuraun fiil cümlesidir, mahallen raftır. Hum zamirinin haberidir. Şeyh Hasan Muhammed yine Kelimatül Kur'an'da nasıl açıklamıştır yuraunu? Yaksidune riyae bi amalim. Yaksidune kastederler er riyae, riyayı bi amalihim, amelleriyle. İşte bu yuraun budur diyor. Ameliyle gösterişi kast etmektir. Ve yemne'ûnel ma'ûn İrab. Yemne'ûne vav ile yura'nın üzerine matuftur. Demek ki vav atıf harfi. Yemne'ûne matuf ve de matufun aleyh de yura'undur. Onun irabı ile bu yüzden iraplanacaktır. Ma'ûn mef'ulü bih'tir. Mensuptur. Nasb alameti fethadır. Böylece irabına da değindik. Edebiyata değinelim. İşte o yetimi iter kalkar. Hazif sanatı vardır. Yani cümlede eksiltmeyle icaz yapılmıştır. Eksiltmeyle ne demek? Bazı kelimeler olmadığı halde o mananın kastedilmesidir. İcaz, aciz bırakma, bir üstünlük göstergesi anlamına geliyor. Yani bilmek istiyorsan o yetim itip kalkandır, kastedilmiştir.
Şu namaz kılıp duranların vay haline. Burada ne vardır? Zemmetme ve kınama vardır. Zahir, zamir yerine konmuştur. Zahir, zamir yerine konulmuştur. Aslı vay onların haline idi. Bu da kınamada ziyadelik ifade etmek içindir. Sahun, yuraun, maun kelimelerin sonları ses bakımından birbirleriyle uyum içerisindedir. Dolayısıyla burada ne var? Seci sanatı var. Din, miskin, musallin bu da aynı şekilde yine seci sanatı içermektedir. Sıra geldi tecvidi işlemi. Eraeyte ra kalın okunur çünkü fethalı. Elle şedde var. Her şedde bir tecviddir. İdgâ-ı misleyn bilâ gunne. Zi derken metni tabii var. Neden? Çünkü burada hareketsiz olan bir ye var. Yükezzibu derken şedde var yine. Öyleyse bir tecvid var. İdgâ-ı misleyn bilâ gunne. Bildiğin derken lam okunmadı. Öyleyse idgâm-ı şemsiye. Dalda şedde var. İdgâm-ı misleyn bilâ gunne. Din derken ye var hareketsiz. Öyleyse metni tabii var dalda. Ama sonunda duracağımız için durup nefes alacağımıza göre burada metni tabii var demeyeceğiz artık. Burada metni arız var diyeceğiz. Feza derken metni tabii var. Elle, fezali kelle, lam şeddeli, idgam-ı misleyn bilâ gunne, zi derken yine metni tabii var. Çünkü hareketsiz ye var. Yedü'ü şedde var öyleyse idgam-ı misleyn bilâ gunne. Yedü'ül lam okundu izhari kameri var. Yetim derken hareketsiz ye'den dolayı metni tabii olacaktı ama durup nefes alacağımıza göre ayet sonu olduğuna göre metni arız var diyeceğiz. Geçiş yapmış olsak durmasak yedü'ül yetime vela deyip devam etsek burada o zaman metni tabii olurdu. La da metni tabi var çünkü hareketsiz elif var. Yuhullu şedde var. İdgâm-ı misleyn bilâ gunnâ. Ala hareketsiz ya var. O yüzden metni tabi. Da'a derken hareketsiz elif var. O yüzden metni tabi. Mil derken mil miskin diyoruz. Lam okundu idgâm-ı şemsiye. Miskin derken hareketsiz ya var. Dolayısıyla metni tabi olur. Ancak ayet sonudur. Duracağız. Nefes alacağız. Bundan dolayı metni arız var diyeceğiz. Feveylün lil. Tenvinden sonra lam gelmiş. İdgam bilâ gunne vardır burada. Feveylül okuyacağız. Lun değil de lül okunacaktır. Lil. Musalli derken lamda şedde var. İdgam istem bilâ gunne. Lin derken metni tabii var. Eğer musallinellezî diye devam edersek. Ama musallin durup nefes alacaksak metni arız vardır. Ellezine derken elle de şedde var. İdgam-ı misleyn bilâ gunne. Hareketsiz ye var. Metni tabi. Hum'a. Sakin mimden sonra ayn gelmiş. İzharı şefevi yani dudak izharı vardır. An salatim derken sakin nun'dan sonra sat geldiği için ihfa vardır. Sala derken metni tabi var. Çünkü hareketsiz elif. Himsa derken sakin mimden sonra sin gelmiştir. Yine izhar şefevi vardır. Sa derken hareketsiz elif uzatacaktır. Dolayısıyla metni tabii vardır. Hun derken hareketsiz var. Dolayısıyla metni tabii olur. Ancak durup nefes alacağımız için metni arız olacaktır. Ellezî derken lam şeddeli idgâm-ı misleyn bilâ gunne. Zî derken hareketsiz ye var. Dolayısıyla metni tabi. Hum yu derken sakin mimden sonra ye gelmiş. Dudak izharı olacaktır. Yura'u derken metni muttasıl vardır. Yura'u da. Un derken yine metni arız vardır. Yemne'u derken metni tabi. Nel derken nelde izhar kameri var. Ma da metni tabi. U derken yine metni arız olacak. Çünkü durup nefes alacağız. Çünkü sure bitti. Böylece videomuz da bitmiştir.